İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün iki konuğumuz var. Umut Dinç Şahin arkadaşımız ve Cem Behar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, Umut Dinç Şahin GEA'nın koordinatörü, Cem Behar ise GEA'nın takım lideri. Bugün programımızı GEA'nın 27-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapılan Birleşmiş Milletler gözlem süreci sonucunda elde etmiş olduğu hafif ve hızlı arama kurtarma ekibi sınıfının nedenlerini, akreditasyonu, afetlerde özellikle Birleşmiş Milletler'in sınıflandırmalarını ele alacağımız bir program hazırladık size. Şimdi hemen Umut'tan bahsetmek istiyorum. Umut, öncelikle kutlarız. Hakikaten GEA önemli bir başarıya ulaştı. Çünkü detaylarına ayrıca gireceğiz ama bu dünyadaki ilklerden biri de oldu diye biliyorum. Biraz anlatabilir misin lütfen? Hem GEA'yı kısaca tanıtalım tekrar. Çünkü daha önce yapmış olduğumuz programlarda da GEA'yı tanıttık. Ama belki tanımayan izleyicilerimiz olacaktır. Onun için çok kısa bir GEA nedir, kimlerden oluşur ve ondan sonra da özellikle bu 27-30 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Birleşmiş Milletler gözlem sürecinden bahsedelim. Evet. Merhaba Güran Bey. Sizleri çok özlüyoruz böyle. Ara sıra faslalı oluyor ama yeniden bir araya gelmekten çok mutluyuz. Bu görüşmediğimiz süreçte bayağı yoğun geçti. GEA aslında toprak ana, mitolojide geçen GEA, Gaia ya da bu jeoloji, jeofizik, coğrafyadaki geo, toprak ana manasına geliyor. 1994 senesinden beri Türkiye'de ve dünyada meydana gelen çeşitli afetlerde, özellikle deprem, yangın, sel, bombalı saldırılar, bunlarda arama, kurtarma ve insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve ne zaman bir afet oluyorsa müdahalede bulunuyoruz. Aslında GEA 1999 senesinden beri Birleşmiş Milletler'in içinde bulunuyor, sistemin içinde bulunuyor. Geçen senede orta seviyede bir akreditasyon aldık AFAD'dan. Ve 99'dan beri birçok ülkede, yani 60'ın üzerinde operasyonumuz oldu. Hindistan, El Salvador, Sri Lanka, Nepal, Cezayir, Fas, birçok ülkelerde deprem olduktan sonra gidip müdahalelerde bulunduk ve arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdik. Ben direkt konuya girmek istiyorum. Bu akreditasyon ve klasifikasyon, yani sınıflandırma ve onaylanma süreci kaçınılmaz bir hale geldi. Çünkü biz ilk başladığımızda 94 senesinde ve 99'da, 2000'de, 2001'de, yani her ekip bin çeşitli çalışma tarzı, farklı dilleri, farklı teknik kapasiteleri mevcuttu ve herkes bir afet olduktan sonra bölgeye gidiyordu. Ancak hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda gerçekten bir dile ihtiyaç oldu, ortak bir dile ihtiyaç oldu. Bazı teknik kapasitelerin aynılaştırılmasına, aynı dilin konuşulmasına, kriterlere ihtiyaç oldu. Ve bu yüzden Birleşmiş Milletler insarak bir klasifikasyon sistemine başladı. Ve akabinde de birçok ülke kendi ulusal akreditasyon sistemlerini kurgulamaya başladı. Bu sadece yasal bir zorunluluk değil ama gerçekten bir ihtiyaç. Mesela bir afet olduğunda ekiplerin bölgeye gitmesi, müdahale etmesi için bazı kriterlere ve bazı organizasyonel sistemlere ihtiyaç var. O yüzden hem Birleşmiş Milletler hem de ülkeler kendi, mesela bizde AFAD, bunun koordinasyonunu gerçekleştiriyor. Ve İNSAR'ın bir sloganı var: koordinasyon hayat kurtarır.
Eğer bir koordinasyon yoksa bir ülkeye gittiğiniz zaman ya da bir bölgeye gittiğiniz zaman kim nerede çalışacak, hangi koşullarda çalışacak, hangi ekipmanlara sahip, seviyesi nedir? O enkazın, orada bulunan durumun ihtiyacı olan ekip kompozisyonu nedir? Bunların hepsinin çok iyi bir şekilde saptanması ve belirlenmesi gerekiyor. Bu sebeple İnsarak böyle bir girişimde bulundu. Bizim İnsarak'ın açılımı nedir? Umut. Arama kurtarma ekipleri tavsiye grubu. Yani aslında bir tavsiye grubunun telinde bulunuyor ama Birleşmiş Milletler'in koordinasyonunda bulunuyor. Bir sekreteryası var, İnsarak olarak geçiyor. Ve biz de 13 sene önce aslında bu şu anki aldığımız onay macerasına başladık. Çünkü bir macera gerçekten. Bir çok büyük ülke ağır ve orta seviyede ekipler oluşturuyor. Ve uluslararası operasyonlara bunlarla gidiyor, arama kurtarma operasyonlarına. Yani ağır ve orta ne demek? Yani bu tanımları bir tek tek açıklarsak iyi olacak. Evet. Yani tabii çok detaylı teknik kapasitelerden bahsetmek gerekiyor ama sayı olarak, büyüklük olarak, bir enkaza müdahale kapasitesi olarak gerçekten daha büyük ekip kompozisyonları oluyor. Mesela işte 60 kişi, 80 kişi, 100 kişi ya da 40-50-60 kişilik yani orta veya ağır ekip seviyeleri var. Ve buna göre bir sınıflandırma. Ekip kendisinin şeyini, kapasitesini bildiriyor. Ve bu bildirdiği kapasiteler doğrultusunda da bir ülkeye gittiğinde ya da ülkenin daveti, çünkü uluslararası bir çağrı yapılıyor. O ülkeye gittiğinde ona göre bir görev veriliyor ya da ona göre bir, herkes biliyor ki ya bu ekip geldi böyle bir çalışma yapabilir. Tabii bu dönemde ya birçok operasyona gidiyor ama 15 kişi, 20 kişi, bazen SS değerlendirme takımları gönderiyor. Fakat biz böyle bir ekip kompozisyonunu Birleşmiş Milletler'e bir şekilde kabul ettirmemiz, bizim gibi birkaç tane daha uluslararası ekip gerçekten çok zaman aldı. Sevgili Cem uzun senelerdir Birleşmiş Milletler'de GEA'yı ve aynı zamanda Türkiye'yi de temsilen bu hafif arama kurt, bir de hafif ismi de birazcık şeyli, hafif ve hızlı demek yani light ekip, yani hani diyet ekip mi, yani hafif ekip neden bahsediyorsunuz? Biz bunu şöyle kabul ettik, hafif ve hızlı ekip olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bir ekibin 20 kişi ya da 15 kişi gitmesiyle 40 kişi gitmesi arasında lojistik açıdan çok büyük bir fark var. Yani mesela Nepal'e 50 kişi, 60 kişi gittiğiniz zaman orada hareket etmeniz, havalimanından çıkmanız bile inanılmaz zaman alıyor. O yüzden küçük ekiplerle ama bütün malzemenin, teçhizatın tam olduğu, lojistiğin ona göre şekillendirildiği, minimal halde ama maksimum çalışma kapasitesine sahip ekiplerle hareket etmeyi bir anlamda hedef edindik. Ve dediğim gibi 13 senedir uğraşıyoruz. Cem de ilk başından itibaren bu maceranın içinde bu kriterlerin yazılmasında aynı zamanda görev aldı. Yani orada gönüllü olarak Birleşmiş Milletler'e bir uzman desteğinde bulunduk. Dediğim gibi AFAD değişik zamanlarda bu konuda gerçekten hem koordinasyon açısından hem de organizasyon açısından destek verdi. Ama bu sadece gerçekten yasal bir süreç ya da hukuki bir sürecin ötesinde gerçekten bir ihtiyaç. Son olarak bunu söyleyeyim ve Cem'e hani bunu vermek istiyorum, sözü vermek istiyorum. Yani ne yaptığınız çok önemli. Yani biz arama kurtarma yapıyoruz. Nasıl yaptığınız daha önemli. Nasıl bu işin? Aslında bu akreditasyon ve klasifikasyondur. Yani ne yaptığınız çok kıymetli. Arama kurtarma, herkes arama kurtarma gönüllüsü olmak ister. Ama bunu nasıl yaptığınız, bunun usulleri, bunun kriterleri aslında klasifikasyon ve akreditasyon oluşturuyor. Şimdi geçen haftalarda yurt dışında bizi davet ediyorlar. GEA bir sivil toplum kuruluşu örneği olarak hani diye ifade etmişsiniz, teşekkürler, ama bizim en önemli herhalde çalışmamız neden yaptığımızla ilişkili. Çünkü yaptığınız şey önemli, nasıl yaptığınız da önemli ama nedeni çok önemli. Siz de gayet iyi tanıyorsunuz GEA'yı, bu işin felsefi ve psikolojik bir boyutu var. Eğer bir ekip bu işin felsefesi ve nedenleri üzerine de çalışmıyorsa sürdürülebilirliği gerçekten zor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in içine bunu da, yani bu işin felsefesi ve psikolojisini de dahil etmeye çalıştık ve yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü en son
geçtiğimiz akreditasyon sadece usullerle ilgili ya da teknik konularla ilgili bir süreç değildi. Hani birçok ülkeden classifier'lar geldi, sınıflandırıcılar, hakemler, onun dışında INSARAK sekreteriyası. Yani gönüllü bir ekibin böyle bir çalışma yapmasının nedenlerini gerçekten sorguluyorlar ve buna da ben sizin de dahil olduğunuz 17 Ağustos ruhu diyorum. 17 Ağustos Türkiye'de sivil toplum kuruluşları adına büyük bir çığır açtı. Sevgili Cem'e vermek istiyorum. Çünkü gerçekten... Ben hemen araya gireceğim. Evet, Umut, evet. Çünkü ben sizin özellikle yurt dışı ve yurt içi, İstanbul dışındaki tabii ki operasyonlara gidiş konusunda nasıl zorluklarla karşılaştığınızı birebir biliyorum. Yani uçaklarda yer bulmak, uçak bulmak. Şimdi ağır ekip diyorsunuz, orta ağırlıkta ekipler diyorsunuz. Bunlar için çok özel uçaklar gerekiyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin bu tür olanakları çok geniş. Yani oradaki özellikle arama kurtarma ekiplerinin hatta kendi özel uçakları dahi olabiliyor. Ama Türkiye'de gönüllü bir kuruluşun bu tür imkanlara kavuşması maalesef çok zor. O nedenle Türkçe'de bir karşılıkta ne olabilir diye düşündüm. Hafif suvari bir ekipsiniz. Yani hakikaten birçok gönüllünün bir araya geldiği bir ekipsiniz. O bakımdan bu şeyde tabii ki hafif ve hızlı arama kurtarma ekibi sınıfı tanımını da Cem'den de rica edeceğim. Çünkü süreci çok daha yakından izledi. Birleşmiş Milletler'deki mücadele diyorum. Evet, gerçekten mücadeleyi de birebir yürüten insan. Evet Cem. Tabii dediğiniz gibi yani konunun iki tane boyutu var. Bir ülkenin bu kapasiteye sahip olup ağır ekipleri, orta ekipleri göndermesi. Ama biz yıllar içerisinde şöyle bir tecrübeye edindik. Sizin kapasiteniz çok yüksek olsa bile bazen afetten etkilenen ülkenin kaynakları o kadar ciddi etkilenmiş oluyor ki. Örneğin Nepal örneğinde. Nepal Katmandu Havalimanı'nın pist uzunluğu birçok uçak tipini aslında indirebilecek kadar uzun değildi. Tabii. Dolayısıyla baktığınız zaman birçok ülkenin büyük kargo uçakları, çok ciddi kapasite sahip uçakları ülkesinden kalksa bile oraya inmekte yetersiz kalıyor. Veya ülkede sizin indiğiniz zaman ekipmanlarınızı bir yerden bir yere götürebilecek kamyonlar, araçlar, forkliftler bulamadığınızda o zaman hafif ve hızlı olmak çok daha mantıklı olmaya başlıyor. Çünkü genelde afetlerin ciddi etkilediği ülkelerde şöyle bir durum oluyor. Ülkenin belli yerleri etkileniyor, şehrin belli yerleri etkileniyor ama aynı zamanda çok ulaşımın zor olduğu, bazen ufak bir helikopterle ya da daha başka bir havalimanına gidilebilecek yerlere ulaşmanız gerekiyor. Böyle olduğunda sizin 15 ton, 20 ton ekipmanı, 100-150 kişiyi bir yerden bir yere götürmeniz hiçbir zaman mümkün değil. O yüzden biz örneğin Pakistan'a indiğimizde 2005 yılında hemen orada askeri helikopterle bir yerden başka bir yere, biraz daha dağ köylerine çok rahat gidebiliyoruz. Veya Nepal'de de aynı şey karşımıza çıktı. Dolayısıyla burada ağır, orta, hafif ekipleri kurgularken ya düşünürken hepsinin sistemde bir yeri var. Hiçbirisi birinden daha iyi ya da daha kötü demek uygun değil. Ama şunu görüyoruz, gerçekten bazı olaylar var ki hafif ekiplerin çok hızlı bir şekilde ülkeye ulaşması, bazen assessment ekibi dediğimiz değerlendirme ekibi olarak dörder, beşerli gruplarla etkiyi iyi bir şekilde analiz etmek, daha sonradan gelecek ekiplere, bu arama kurtarma ekipleri olabilir, barınmayla ilgili gruplar olabilir, onlara doğru bilgiyi aktarmaları gerekiyor. Ve çoğunlukla o hafiflikte, bu altın saatler dediğimiz 72 saat içerisinde mümkün olduğu kadar fazla enkaza ulaşıp kişilerin hayatını kurtarmaya çalışmamız gerekiyor. Biz o yüzden aslında 2009 yılından beri bu konsepte ısrarcıyız. Ve Umut Bey bahsettiği gibi 2015 yılındaki Nepal depreminden sonra orada da biz dünyada ilk ulaşan ekip olmuştuk. 23. saatte biz Katmandu Havalimanı'ndaydık Nepal depreminden sonra. Ve bu şekilde hazırlığımız olduğu için hızlı bir şekilde oradaki enkazlara gittik ve orada iki kişinin hayatını kurtardık. Ve bundan sonra aslında Birleşmiş Milletler içerisinde
bu hafif ekiplerin standartlarının yazılması, bu ekiplerin ekipmanları nasıl olur, bu ekibin eğitimi nasıl olması gerekir, bir yerden bir yere giderken nasıl kriterler hareket etmesi gerekir, bunları yazdık ve en sonunda bir pilot çalışma yapılması gerekiyordu. Ve işte genel olarak 27-30 Ağustos'ta bu pilot çalışmayı gerçekleştirip bu konseptin de aslında uluslararası afet yönetim sisteminde, uluslararası arama kurtarma sisteminde bir yeri olduğunu ve çok faydalı olabileceğini bir şekilde göstermiş olduk. O yüzden hem kendi içimizde standartlarımızı yükseltmekten çok mutluyuz, hem de bunun bütün dünyadaki ekipler için iyi bir örnek, iyi bir kilometre taşı olduğunu gösterdiğimiz için çok güzel bir süreç oldu bizim için de. Evet, yani daha öncesinde Birleşmiş Milletler'in sınıflandırmasına dahil olmayan bir kategoriyi Birleşmiş Milletler'in uygulamalarına sokmuş oldunuz. Yani en önemli tarafı da bu tabii ki. Yani sadece kesinlikle herhangi bir ülkedeki bir arama kurtarma grubunun veyahut da örgütünün Birleşmiş Milletler'e akredite olmasının dışında bayağı ciddi bir kategoriyi literatüre de geçirdiniz, uygulamaya da geçirdiniz. Yani tabii evet, bu en zor noktalarından bir tanesi Güran Bey şuydu. Yani bu 2009'dan itibarenki süreçte niye orta seviye olmuyorsunuz? Ya da hani olun ondan sonra böyle bir şey yapın. Konuşalım. Esas en çok zorlayan şey bu. Çünkü ekibin kapasitesi var. Yani GEA'nın kapasitesi. Mesela İzmir depreminde ya da Türkiye'deki depremlerde, Van depreminde, Van'a gittiğimiz zaman ağır kapasiteli ekip olarak gidiyoruz. Ya da İzmir'e gittiğimiz zaman kurtarmalar yaptığımızda ağır ekip. Ama hani bunun arkasında ciddi bir felsefi sebep var. Yani arama kurtarmanın içinde Cem'in söylediği gibi 3 ekibe de ihtiyaç var. Ama bir sivil toplum kuruluşunun, yani devletin, tabii ki olanaklarını sunabilir, devlet olanaklarını kullanmak için uçakları kullanabiliriz ama bizim meselemiz bir sivil toplum kuruluşu olarak kendi kendimize doğru bir şekilde hareket etme erkini almak, otarkik davranmak o anlamda. Yani buna dayanmak çok zordu. Yani düşünsenize 2009'dan 2022'ye itibaren kadar birçok uluslararası operasyona da gittik ama hafif seviyede gidiyorsunuz. Ve büyük ülkeleri buna inandırmak ve kabul ettirmek çok zor. Yani diyorlar ki ya tamam siz olamadığınız için mi yapıyorsunuz? O zaman olun ondan sonra hafif savunun. Bu çok daha şey bir süreç. Ya buna dayanmak. Ben hemen Cem'e sormak istiyorum. Şimdi bu akreditasyon meselesi ve sınıflandırma meselesini biraz daha konuşalım Cem. İkisi arasındaki farklılık nedir? Akreditasyon neden gerekiyor? Özellikle afetlere müdahale ile ilgili olarak akreditasyonu kastediyoruz. Yoksa uygulamalara bakarsanız birçok konuda akreditasyon uygulanıyor. Ama biz afetlerde uygulanan akreditasyonu, yani ne diyelim kabulü konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu konularda biraz daha bize bilgi verebilir misin lütfen? Tabii. Şimdi aslında iki tane kavram var. Türkçesi bazen birbirine benzeştiği için onu ayırmak gerekiyor. Klasifikasyon sistemi dediğimiz aslında demin bahsettiğimiz INSARAG, Uluslararası Arama Kurtarma Grubu Tavsiye Grubu'nun uluslararası afetlere giden arama kurtarma ekipleri için uyguladığı bir sistem. Klasifikasyon diyoruz buna. Kabaca sistem şu şekilde oluyor. Diyelim ki bir ekip ben dünyada oluşabilecek herhangi bir afette ağır, orta veya hafif bir şekilde bu operasyona gitmek istiyorum dediğinde bir süreç başlıyor. Yaklaşık çoğunlukla böyle 5 sene, 7 sene kadar süren bir süreçte o ekip belli standartlara göre kendini hazırlıyor ve o standartları ben artık yakaladım dediğinde diğer arama kurtarma ekiplerinden bir classifier'lar grubu oluşuyor. Yaklaşık 10-13 kişilik ve o ekibin yaptığı 36 saatlik bir tatbikatı geliyorlar ve ekibin aslında uyması gereken standartların oluşturduğu yaklaşık böyle 200 maddelik bir checklist var. Bu checkliste göre ekibin eğitiminden, karar verme süreçlerine, teknik kapasitesinden, enkazlarda yaptığı kurtarma tekniklerine kadar 36 saat boyunca o ekibi gözlemliyorlar
ve o checkliste bu ekibin kriterleri nasıl yaptığına dair bir değerlendirme oluyor. Ve bunun sonunda ekip uluslararası anlamda klasifiye olmuş oluyor. Kavram bu. Şimdi hemen Cem ekrana getirdiğimiz fotoğraflar sizin en son 27-30 Ağustos tarihlerinde işte bu gözlem süreci diye ifade ettiğiniz dönemde yürütmüş olduğunuz çalışmaların fotoğraflarıdır. Evet. Sen lütfen devam et. Örneğin burada gözüktüğü gibi checklist'teki maddelerden bir tanesi bir ekip 10 metre yukarıdan herhangi bir şekilde erişim olmayan bir yere iple ulaşıp bir kazazdı oradan kurtarabilir mi? Mesela bunu o 36 saatlik tatbikat içerisinde bir senaryo oluşturuluyor ve o senaryo içerisinde işte direkt olarak ulaşılamayan bir yere bir kurtarmacı indiriyoruz. Oradaki kazazdıyı sedye alıp yukarı kurtarılmasını canlandırıyoruz. Bunun gibi onlarca farklı senaryo var. İşte farklı kalınlıklarda betonların delinmesi, işte kazazdıya dar alanlarda medikal müdahale yapılması. Aynı zamanda sadece fiziksel şey yetmiyor. Mesela burada bir metal blok karşınıza çıktığında ekip bunu uygun şekilde kesebiliyor mu? Tabii bu olayın biraz daha fiziksel boyutu. Aynı zamanda uluslararası afetlere gidildiğinde sadece işin kendisini yapmak yetmiyor. Aynı zamanda bu bilgiyi o koordinasyon mekanizmasıyla paylaşmak da çok önemli. Çünkü bizim afetlerde yaşadığımız en büyük sıkıntı bu Türkiye açısından da bu şekilde. Yardım etmek isteyen çok fazla ekip var. Bir şekilde herkes sahaya gidiyor ama herkes farklı telden çalmaya başladığında, herkes kendi kafasına göre bir enkaza girip bir şey yapmaya çalıştığında bir bazen diyelim ki 50 tane enkazınız var. Elinizde işte 50 tane ekip var ama her ekip yaptığı işi paylaşmadığı için bazen hiç gidilmemiş 20 tane enkaz bulunuyor. Ama aslında gerek olmayan ekiplerin bulunduğu 30 tane enkaz hani birden fazla iş orada yapılmaya başlanıyor. Dolayısıyla bu sistemde bilgi paylaşımı da çok önemli. Yani ben bir ekip olarak hem teknik olarak kapasitem yeterli hem de bu yaptığım işleri düzgün bir şekilde ortak bir platforma raporlayabilmem de önemli. Zaten bu da sistemimin parçası. Bir ekip uluslararası bir operasyona gittiğinde aynı zamanda şunun da vaadini veriyor. Ben ekip üyelerimden ikisini, üçünü, dördünü kriz masasına veririm diyor. Ve ona uygun da eğitimler gerçekleştiriyoruz. Mesela diyoruz ki evet bizim ekibimizin bir kısmı sahada fiziki kurtarma yaparken aynı zamanda ekipteki iyi eğitimli 3-4 kişi de kriz masasında bu bütün ekiplerin yaptığı işleri de aynı zamanda bilgisini topluyor, görevlendirmelerini yapıyor vesaire. Çünkü amaç ne kadar fazla ekip bu sisteme katılırsa o kadar sahada koordinasyon iyileşmeye başlıyor ve o kadar kaynakları etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Evet, buradan hareketle hemen ben Muhta şunu sormak istiyorum. Şimdi görüldü fotoğraflardan da görüldüğü gibi ciddi bir ekipmana sahipsiniz. Aynı zamanda araçlarınız var. Birçok insanı afetlere götürebilmek için, gönüllüyü götürebilmek için ciddi masraf yapmak zorundasınız. Gönüllü bir teşkilat bunu nasıl gerçekleştiriyor ve diğer bir soruyu da eklemek istiyorum hemen. Kaç profesyoneliniz var? Çünkü bildiğim kadarıyla 9 tane şubeniz var. 346'nın üstünde operasyon ve destek ekip üyeniz var. Bütün bunları nasıl hallediyorsunuz? Kaç profesyonelle çalışıyorsunuz? Bu konuda bilgi rica edebilir miyim? Tabii ki. Birleşmiş Milletler Sekreteriyası ve denetçiler geldikleri zaman da aynı soruyu sordular. Çünkü normal şartlarda uluslararası ekiplerin büyük bir kısmı, Türkiye'den bahsetmiyorum, ya itfaiyeci, işte belediyede itfaiye görevlisi ama onlar kendileri bir teşkilat kuruyorlar, belediyenin içinde bir yer veriyorlar ya da işte ulusal bir sistemin içinde bulunuyorlar. Öncelikle bizim için en önemli değer insan gücü. Yani GEA ya da herhangi bir sivil toplum kuruluşu, demin bahsettiğiniz sayıdaki gönüllüyü bir şekilde işe alması ve onların sürmesine
maddi destek sağlaması aşağı yukarı mümkün değil. Mesela bizim hiç çalışan şeyimiz yok. Yani profesyonelimiz yok. Bütün herkes gönüllü. 7-24 nöbet tutuyoruz. Yani burada, telefona bakan da gönüllü. Tabii. Yani öyle mi anlıyorum? Bütün herkes gönüllü. Yani bizde koluyu taşıyan da gönüllü. Tabii. Yani koluyu taşıyan aynı zamanda bizleriz. Aynı zamanda bir şirketin genel müdürü olabilir. Veya bir işçi olabilir. Veya bir emekçi olabilir. Veya bir öğretim görevlisi olabilir. Bir profesör olabilir. Öğrenci olabilir. Biz ekibimizde din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı yapmıyoruz ve hani aslında bütün arama kurtarma ekipleri Türkiye'de de benim gördüğüm bunu yapmıyor. Yapamazsınız. Yani çünkü doğasına aykırı. Türkiye'de o yüzden gerçekten 17 Ağustos'un yarattığı, sadece GA için demiyorum, diğer bütün arkadaşlar, bütün arama kurtarma ekiplerinde benzeri bir ruh olduğuna inanıyorum ben. Ama GA'da şöyle, yani bizde hiç çalışan kimse yok. Herkes gönüllü. Bir acil durum olduğunda sadece toplanmıyoruz. Her hafta 2 ya da 3 kere hem eğitim yapıyoruz hem de birlikte sosyal ve toplumsal fayda katacak faaliyetler düzenliyoruz. O yüzden sosyal kampanyalar ekibimiz ve insani yardım ekibimiz var. Fakat bunun gerçekten... Bu iç eğitimden bahsediyoruz değil mi? Yani eğitimler ve dış eğitimler. Yani hem kendi eğitimleri ama aynı zamanda gönüllerimiz dışarıya da eğitimler veriyorlar. Hayvanlara destek veriyoruz, büyüklerimize destek veriyoruz, çocuklara, insani yardım konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ve açıkçası seneler içinde birikmiş bir ekipman parkımız var. Birçok kurum ve kuruluş bu şekilde çalıştığımızı gördüğü için genelde in-kind donation, malzeme desteği verdi bugüne kadar. Ve bazı kurumlar, kuruluşlar, şirketler, mesela çalışanlarımızın bir kısmı değişik şirketlerde görevli, üst düzey görevli ve farklı farklı kurumlar. Ve gerçekten bir acil durumda, bir telefon açtığımızda dahi hemen bir katkıda ve destekte bulunuyorlar. Onun dışında birkaç tane kurum, kuruluş, mesela lojistik açısından yakıt konusunda veya acil bir durum olduğu zaman maddi konuda. Diyelim ki şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kurumların adını vermeden ama beni çok etkileyen bir şey. Onlarca aracımız var ve bu araçlar bozulduğu zaman artık tamir masrafları inanılmaz yüksek. Ve bu tatbikattan önce orman yangınlarını da müdahale ettik. Son bütün orman yangınlarında görev aldık. Araçlar birazcık harap oldu. Dedik ki ya sizden bir ricamız var. Bu araçları tamir ettirir misiniz? Bir firma için bir ya da iki aracı tamir ettirmek bir mesele değil. Ve gerçekten bunu yaptılar. Yani biz bir şekilde bu network'le, bu iletişim ağıyla, yani bir şirket var, uçak benzini veriyor. Başka bir firma var, uçağı veriyor. Pilotunu da biz bulduğumuz zaman uçağı uçurabiliyoruz. Yani bu şekilde iletişimlerimiz var. Siz hatırlayacaksınız, bazı operasyonlarda sizi de aradım, hatırlarsınız. Yani, doğru, tabii. Yani 2000-2001 senesinden beri biz sizle tanışıyoruz. O dönemde aradım, Güran Bey tanıdığınız uçağı olan kimse var mı diye. Bu çok komik görünebilir ama biz vallahi böyle sürdürüyoruz şeyimizi. Tabii destekte bulunan fonlar... Araçlarınızı nasıl aldınız Umut? Araçlarımızı mesela, yani yine marka vermeyeyim, eğitimler verdik mesela. Bir firmaya full eğitimler verdik. Onun karşısında araçlar verdik. Onun dışında bazı şirketlerin o dönemlerde, yani o dönemlerde biraz daha... ekonomi rahat olduğu için yıllık olarak mesela vermek istediği, bağışlamak istediği şeyler vardı. Diyelim ki Pakistan depreminden sonra bir kurum diyor ki ben bu sene bir destek vermek istiyorum. Ve destek veren firmaların büyük bir kısmı hiçbir zaman bunun reklamını, propagandasını ya da halkla ilişkilerini yapmadılar. Bize ilk başta şöyle dediler, yani size destek veren firmaların işte logolarını koyun bir şey. Yok, yani bizim işbirliğinde bulunduğumuz kişiler sponsorlar değil, dostlar. Yani bizim yaptığımız işe inanan kişiler. Ve aynı zamanda Güran Bey, yani madem biz bizeyiz onu da söyleyeyim. Biz kendi ekibimizde enkaz hastalığına sahip kişileriz. Ne demek enkaz hastalığı? Siz bir gün bir yerde bir kişiyi enkaz altından kurtarırsanız, mesela Van'da ya da Nepal'de X bir yerde, ondan sonra bir deprem olduğunda enkazın altında sizi bekleyen birilerinin olduğunu düşünüyorsunuz. Bunun için 100 bin lira mı, 500 bin lira mı ne fazla ki, çoğu zaman ilk zamanlarda siz hatırlayacaksınız bunu. Biz kendimiz bu masrafları kişisel olarak karşıladık ve hala karşılıyoruz. Yani bir gün bir kurum ya da bir kuruluş bir destek vermediğinde, mesela Tayvan'a giderken böyle oldu ya da başka ülkelere. Evet.
Haiti'ye giderken aynı şekilde hatırlayacaksınız, uçak şirketleri başka uçaklarla gitmemiz gerekti. Türk Hava Yolları ya da yani Türkiye'deki şirketler her zaman kolaylık sağladı. Ama mesela yabancı bir firmayla uçmamız gerekti. Korkunç zorluklar yaşadık. Ama o zaman masrafını biz verdik, kişisel olarak verdik. Yani bir insan hayatı karşısında yapamayacağınız bir şey yok. Cem takım lideri olarak hatırlayacaktır. Ya bir dönem uluslararası operasyon ekibi üyeleriyle bir anlaşma yapmıştık. Gönüllü bir anlaşma. Bir bahsetsene Cem. Çok enteresan. Yani evet. Yani bu şekilde bir şeye karşı, herhangi bir maddi krize karşı uluslararası ekipte olan kişiler belli bir miktar para garanti etmişlerdi diyelim. Ve şunu demiş kendi aramızda, yani hakikaten her şey çok kötü giderse ve biz bir operasyona gitmemiz gerektiğini düşünüyorsak o zaman kendi cebimizden şu kadar parayı koymayı taahhüt ediyoruz dedik ve uzun süre o bizim bir şeyimiz oldu, garantimiz oldu diyebiliriz. Evet. Kötü gün şeyi. Kötü gün. Ben hemen Cem'e bir soru sormak istiyorum. Bu kadar bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Birisinin bir parası yok ya da bir imkanı yok. Yani ekonomik durumu yok. Bu bizim aramızda önemli değil. Birimiz birimizi destekleyebiliriz. Yani o yüzden bir kişi gidemediğinde öbürü onu destekledi. Yani bunlar da yaşanmış şeyler. O yüzden son derece önemli tabii. Çünkü bir kardeşlik ve bir birlik halinde insanların, zor durumda olan insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Yani şeyimiz bu. Yaklaşımımız bu en azından. Çok evet. Pardon, buraya girdim, buyurun. Yok, rica ederim. Cem'e hemen şunu sormak istiyorum. Cem, GEA'da takım liderisin. Takım dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? Kimlerden oluşuyor? Nasıl kuruluyor? Hemen tabii sözü sana bırakmadan önce 7000'e yakın gönüllünüz olduğunu belirtiyorsunuz. Bu da son derece önemli bir kaynak. Tabii. Evet. Şimdi bizim açımızdan şöyle bir yaklaşımımız var. Biz herhangi bir şekilde toplum için afetlerde veya afet dışında herhangi bir şekilde iyi bir şey yapmak isteyen herkese kapımız açık. Dolayısıyla bir kişi GEA ile tanışmak istediğinde aslında bizim uyguladığımız 14 haftalık bir arama kurtarma giriş eğitimi var diyelim. O aslında biraz daha afetlerle ilgili farkındalık eğitimi. Bir kişi ilk size başta... nasıl ulaşıyoruz? Bizim birçok dönemde açmış olduğumuz bu bir sürü farklı şubemizi açmış olduğumuz temel arama kurtarma eğitimleri, afet bilinçlendirme eğitimleri bulunuyor. Bunu sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz, internet sitemizden duyuruyoruz. Ve bir kişi kendi şehrinde ki ekip herhangi bir ders açtığında, bir sınıf açtığında onlara katılabiliyor. Ve yaklaşık bir 14 haftalık süreçten sonra afetle ilgili bir farkındalığa erişmiş oluyor. Ve bunun sonrasında aslında bu süreçte bizim aynı zamanda işte büyüklerimiz için, hayvanlar için, ekoloji için, insani yardım, afetlerle ilgili yaptığımız bütün faaliyetleri daha yakından tanıma imkanı oluyor. Ve eğer bir kişi derse ki ya ben bütün ben afetle ilgili bir şey yapmak istiyorum ama hani arama kurtarma bana birazcık sert ya da arama kurtarma için belli konularda yeterli hissetmiyorum diyorsa herhangi başka bir faaliyetle ilgili destek vermeye, gönüllümüz olmaya devam ediyor. O konuda kapımız sonuna kadar açık. Ama eğer bir kişi gerçekten enkazda fiziksel olarak çalışmayı veya bir afet bölgesinde ana kampta olsun, koordinasyonda olsun çalışabilirim diyorsa ondan sonra çok daha uzun bir eğitim sürecimiz başlıyor ve aslında bahsettiğimiz takım burada ortaya çıkıyor. Çünkü arama kurtarma ekibinde 5 tane temel alan var aslında. Yönetim, medikal, arama, kurtarma ve lojistik. Yani boyutu ne olursa olsun, demin bahsettiğimiz gibi bir ekip ağır da olsa, hafif de olsa, orta da olsa bu 5 tane fonksiyonu yerine getirmesi gerekiyor. Mutlaka bir ekipte yönetimden sorumlu bir grup olması gerekiyor. Bu hafif ekiplerde bazen 2-3 kişi oluşabilir. Ağır ekipte belki 10-15 kişidir. Mutlaka medikal, hani afetlerde kazazedeleri ve ekibin geri kalanına herhangi bir medikal müdahalesi olması gerektiği için bir medikal ekibimiz oluşuyor. Lojistik dediğimiz... Medikal derken profesyonel mi kastediyoruz? Nasıl? Yani profesyonellikten kastettiğim tabii doktor olması, hemşire olması, onu kastediyorum. Yoksa evet, sizin ekibinizin içinde ücretli olmasını kastetmiyorum. Yoksa tamamen işte ilk yardım eğitimlerini almış olan bir gönüllü de medikal tanımının içine giriyor mu? Şöyle, biz zaten bütün operasyona gidecek ekip üyelerimizin mutlaka sertifikalı ilk yardım
olmasını bekliyoruz. Ama ekipte aynı zamanda hemşireler, paramedikler ve doktorlarımız da bulunuyor. Yani profesyonel hayatında da bu müdahale yapmaya kapasitesi olan ekip üyelerimiz oluyor. Ve biz mümkünse bütün operasyonlarımızı mutlaka ekipte bir doktor. Bu doktorlar bazen aile hekimleri oluyor, bazen cerrahlar oluyor. Yani bir sürü farklı uzmanlık alanından ekip üyelerimiz oluyor. Bazen işte ambulans hemşireleri, paramedikler. Medikalden kastımız aslında profesyonel olarak da buna yetkin kişiler oluşuyor. Onların kendi kurumlarından izin almaları konusunda bir rahatlık, kolaylık söz konusu mu? Yani şöyle, biz ekip içerisinde tabii ki ben yani Türkiye koşullarında bu ancak uzun süreli iyi ilişkiler oluşturarak oluşabilecek bir şey. Tabii ki farklı kurumların tanımlı gönüllü şeyleri var. Gönüllü organizasyonlara katılım için kendi personellerini destekleme mekanizmaları var vesaire. Ama Türkiye'de bizim ekipteki büyük çoğunluk uzun süreler boyunca hani sorumluluklarını yerine getirdiğinde ve kendisiyle ilgili yaptığı bu şeyleri iyi anlattığında bir şekilde izin alarak, çoğunlukla yıllık izinlerden, mesela bu 30 Ağustos döneminde ekip üyelerimizin tamamı bir hafta yıllık izin kullandılar. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz 14 günlük izin var çoğu kişide. Biz biraz da hani kaynaklarımızı kullanırken her zaman maddi kaynaklar değil, bazen yıllık izinler. Her sene mutlaka 30 Ağustos dönemi uzun hafta sonu, kısa hafta sonu fark etmez. O bizim yıllık bir buluşmamızdır. Bütün Türkiye'deki gönüllülerle bir araya geldiğimiz ve eğitimler yaptığımız dönemdir. O zamanlar kullanırız, kış tatbikatlarımız vardır ve bir operasyon olduğunda bazen 3-4 gün, bazen Endonezya gibi operasyonlarda 10 gün, 12 gün izin alarak bu şekilde bir zamanımızı aynı zamanda kullanıyoruz diyebilirim. Ayrıca çok yakından biliyorum, profesyonel çalışan birçok gönüllünüz var. Hatta operasyon ve destek ekibi üyeleriniz var. Onlar da kendi kurumlarından izin alıyorlar. Yani burada da ne diyelim, yönetici iknasına dayalı bir izin sistemi uyguluyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yıllar içinde de tabii ki bu biraz artıyor ve gelişiyor. Son derece önemli. Tabii şunu kabul etmek gerekiyor. Her zaman tabii herkes müsait olmuyor. O zaten gönüllü ekiplerin kendi doğasında olan bir şey. Hani bazen insanların bir kısmı iş nedeniyle özel hayatına bile müsait olmuyor. O yüzden biz mümkün olduğunca yetişmiş, eğitimli, gönüllü sayımızı arttırmaya çalışıyoruz ki her an bir afete yeterinden de fazla bir şekilde bir ekip sayısıyla müdahale edebilelim. Evet, hemen ben internet adresinizi vermek istiyorum. Çünkü ilgilenen izleyicilerimiz olabilir. gea.org.tr adresinden GEA'ya ve GEA ile ilgili bütün bağlantılara ulaşmanız mümkün. Telefonları da dahil olmak üzere. Evet, Umut, hemen sana dönmek istiyorum. Şimdi son dönemde Ukrayna-Romanya İnsani Yardım Operasyonu, Bodrum orman yangınları, İzmir Seferihisar depremine müdahale gibi bir takım çalışmaları yürüttünüz. Ve önümüzdeki dönemde de hazırlıklar yaptığınızı biliyorum yeni afetlere ilişkin olarak. Ve bildiğim kadarıyla artık sadece deprem değil, orman yangınları olsun, sel felaketi olsun, bütün bunlarda, hatta sen, daha doğrusu siz, karmaşık afetler veya karmaşık afet diye bir tanım kullanıyorsunuz. O tanımın da açıklamasını senden rica edeceğim. Önümüzdeki dönemde de hazırlıklarınızı ve eğitimleri gerçekleştiriyorsunuz. Esas sormak istediğim şey şu: diyelim ki ben eğitimlerinize katılmak istiyorum. Eğitimi aldıktan sonra da aktif olarak GEA'nın faaliyetlerine iştirak etmek yerine gerektiğinde ve kendim gerekli gördüğümde herhangi bir afette size destek olmak istiyorum. Böyle de bir imkan var mıdır ve gönüllülüğü teşvik konusunda
yaptıklarınız nelerdir? Bunları da kısaca özetlersem sevinirim. Evet, çok teşekkürler. Öncelikle İzmir depreminde yaşanan süreçte yaklaşık 5000 tane gönüllüye online temel arama kurtarma eğitim verdik. Temel arama 5000 kişi Zoom'dan, hatta özel sistemler kurduk. 5000 kişi katıldı ve bu kişilerle, bu dostlarımızla gerçekten bir bağ oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Ama hemen depremin sonrasında. Hatta şöyle söyleyeyim, biz deprem olmadan önceki hafta aslında bir grup açmaya niyetliydik. Online bir grup. Ve biz depremde operasyona çıktık. Orada işte kurtarmaları gerçekleştirdik. Bayağı kalabalık bir ekip gittik. Daha sonra inanılmaz büyük bir ilgi oldu. Yani biz böyle bir hesaplama yapmamıştık. Hani deprem olacağını bilmiyoruz veya başka bir şey yok. Ama sonrasında çok kalabalık bir ekip katıldı. Hatta gerçekten 5000 kişilik depremle birlikte yaşam eğitimi, ilk yardım eğitimleri, bunların hepsini gerçekleştirdik. Daha sonra bu dostlarımızla bir şekilde bir bağ kurduk ama fiziksel olarak devam edebilen, katılabilen kişi sayısı tabii ki çok daha limitli oldu, çok daha az oldu. Biz özellikle bir afet yaşanmadan önce, bir deprem yaşanmadan önce bu ilginin ayakta tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü İstanbul'da yaşanabilecek deprem gerçekten sadece bir deprem olmayacak. Karmaşık afet dediğimiz şey ya da afetin artık tek bir etkisi yok. Mesela Kobe depreminden bahsediyorsak, Kobe depreminde depremden bahsediyoruz ama esas yangınlardan söz ediyoruz. Eğer 17 Ağustos depremi 17 Ocak'ta ya da Şubat'ta olsaydı, biz sadece depremden söz etmeyecek, yangınlardan veya ikinci etkilerinden bahsedecektik ki şu an küresel iklim değişikliği nedeniyle mesela Pakistan'da sel felaketinin yaşandığı bölgede, yaşanabilecek bir depremde, o bölgeye ulaşımla ilgili, o bölgedeki yapılacak kurtarma ve insani yardım faaliyetleriyle ilgili çok büyük güçlükler ortaya çıkacak. O yüzden hani sorunuza böyle cevap vereyim. Bunlara dair senaryolar yapıyoruz ve gönüllülüğü güçlendirme isteğimizin en büyük nedeni içinde yaşadığımız şehirlerde, meydana gelebilecek afetlerde çok daha farklı bir dirençlik geliştirmemiz gerekiyor. Yani sadece depremden sonra arama kurtarma değil, güvenlikle ilgili, toplanma alanlarıyla ilgili birçok şeyin birlikte yapılması, toplumsal bir birliğin oluşması ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü afete dirençli bir toplum yetiştirme ve geliştirme ihtiyacı kaçınılmaz. Evet. Bunu paylaşmak isterim. Bir de tabii ki depremlerden sonra hemen oluşan tsunami, inanılmaz sayıda insanın can kaybına neden oldu. Son bir haftayı bir tarafa bırakalım ama en son haber, Japonya'da şu anda 7 milyon kişi sığınaklara gidin çağrısıyla karşı karşıya. Yani ne zaman ne olacağı hakikaten belli değil ve üst üste geliyor bunların hepsi. Ben programı kapatmadan önce son sözlerinizi almak istiyorum. Cem, sen ne dersin? Yani gerçekten modern hayat bizi bütün afetlerin etkisini daha da katlanarak yaşamamıza maalesef sebep oluyor. Ve biz her geçtiğimiz afete müdahale ettiğimizde daha uzun süre sonuçlar görüyoruz. Yani bahsettiğiniz gibi bir ülkede bir deprem olduğunda çoğunlukla arama kurtarma ekipleri bir hafta 10 gün orada kalıyorlar. Ama kurtarma bittikten sonra onun etkileri bitmiyor. O ülkede çok uzun süreler boyunca barınmayla ilgili, sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili problemler oluyor. O yüzden gerçekten bizim ilerleyen zamanlarda hem müdahalemizin boyutunu biraz daha değiştirmemiz gerekecek, hem de gerçekten çok uzun süreli ve kalıcı afet planları yapmak gerekiyor. Çünkü konu sadece yıkılan binalarda insanların kurtarılmasıyla çözülemeyecek kadar kompleks. Özellikle orta ve uzun vadeli pek çok problemi daha katlanarak yaşıyoruz. Bununla ilgili hepimizin o konuda gerçekten daha farklı bir bakış açısı getirmesine ihtiyaç var. Evet, Umut, senin de son sözlerini alalım. Benim her zaman en son sözüm, depremlere karşı hazırlıkla ilişkili
lütfen önce aileden, sonra apartmandan başlayarak mutlaka tahliye ve kontrol sistemleri oluşturmamız gerekiyor. Yani bunu devletten beklemek çok doğru değil. Çünkü her bir bireyin hem ailevi sorumluluğu hem de kendi içinde yaşadığı yerle ilgili sorumluluğu. Tabii ki o destek verilmeli, teknik destekler verilmeli, bilişsel destekler verilmeli. Ama ben her birimizin kendisinin İstanbul gibi veya büyük şehirlerde hazırlıklılık yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve son söz olarak da lütfen afetlerde, depremlerde özellikle koşma, kaçma, camdan atlama veya dona kalma, cenin pozisyonu al, yerini değiştirme deprem bitene kadar. Hani böyle pragmatik bir şeyle tamamlamayı isterim. Çünkü birçok kişinin hayatını kaybetmesinin nedeni ilk 3-5 saniyede koşma, kaçma, camdan atlama ve beden öğreniyor, akıl öğrenmiyor afetlere karşı hazırlıklılığı. Bunu paylaşmak isterim. Arkadaşlar, ikinize de çok teşekkür ederim. Sağ olun ve GEA'ya başarılarının devamını diliyorum. Evet, bu hafta Şehir Hepimizin programında konuklarımız Umut Dinçşahin, GEA koordinatörü ve Cem Behar, GEA takım lideriydi. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.